geliyor, kurt geliyor. Au! Görmüyorsunuz. Doğuştan görme engelli birisiniz. Karşınızda birisi var. Ondan nasıl su istersiniz? Nasıl su isterim? Görmek. Lan, görmüyor. Su dersin ya. Susadım dersin yine. Konuşabiliyorsun. Engelliyim. Sen göremiyorsun. Çok özür dilerim. Böyle isterim yani. Acıktınız. Nasıl yemek istersin? Böyle derim. Karnınızı oluştursun. Peki tuvaletiniz geldi. Nasıl? Onu nasıl tarif edeceğim bilmiyorum. Ağzınızla söyleyebilirsiniz efendim. Evet, ağzım vardı değil mi? Gözlerim. Evet. Suyu da ağzımla isteyebilirim. Doğuştan görme engelli birisiniz. Karşınızdaki kişiden nasıl su istersiniz? Elimle işaret yaparım. Nasıl? Oğlum niye elinle işaret yapıyorsun? Konuşsana amına koyayım ya. Ya bu bir troll mü diyor mu, şaka mı yapmışlar? Şekil falan. Ama yemek için hani şöyle bir şeyler yapardım hani. Görme engelliyi nasıl su isterim? Doğuştan görme engelli birisin. Öyle düşün. Evet. Karşında birisi var. Ondan nasıl su istersin? Bak bakışlara bak. Şimdi insan... Bak hareketlere bak. Lan su isteyeceksin oğlum ya. Hangi bir istesen ver... Dur şu balgam at. Meceyi kesin. Ama kör birisiniz efendim. Kesin dürterim abi de. Ne yapacağım kendisini? Ama göremiyorsunuz efendim. Yine getirmek zorunda kalacak. He? Göremiyorsun. Tam göremiyorum. R-I-C-C-L wow! Göndermiş. Wow! What the fuck? Gel. Michel 1000 TL göndermiş. Çok teşekkür ederim Michel'im. Ne oluyor amık diye. Ne oluyor ananız kim? Yayın konsepti değişti. Richel, kesene bereket, kardon benim. Eyvallah. Mami, biz bunda 10.000'i mi denememiştik? Evet. Bilmiyorum, elimdeki bostanla şey yaparım kendisini, dürterim kendisini, bir dahakine getirir. Normal bir şekilde su isteseniz olmaz mı? Dostum telefon kullanıyor, o suyu getirmez. Doğuştan görme engelli birisi olsaydınız, karşınızdaki kişiden nasıl su isterdiniz? Zaten görme engelliyim. Konuşabilirim. Konuşarak. Su verir misin derim abi direkt. Helal ama su ya. İstediğimi nasıl anlatırım? Yani el hareketleri falan yaparım. Şu an gözümü kapatmışım değil mi mesela? El hareketleri yaparım. Yani böyle yaparım. Acıktınız efendim. Acıktım. Böyle yaparım. Tuvaletiniz geldiğinde. Onu göstermeyeyim bence. Efendim aslında normal ağzınızla da söyleyebilirsiniz. Normalde görme engellisiniz. Evet. Evet. Ha, ağzımla da söyleyebilirim. Pardon. İşitme engelliyi de aynı anda şey yapmışım ben. Yani lavaboya gideceğim dedim nazik bir şekilde. Zaten cevap veremem. Kusura bakmayın. Veremezdim ki isteyen be oğlum. Zaten ben cevap vermeyeceğim. Kılıçdaroğlu'nda lider akması yok. Kusura bakmayın bana. Konuşturmayın bana. Abim gel onu sormuyoruz gel. Gözüm görmüyor. Nasıl isterdim? Teyzeciğim? Zaten gözlerim görmüyor. Nasıl isterdim? Kim olduğunu ne bilirdim? Su ver derdik. Ne olur? Allah rızası için bir su verir misin? Ha derdik. Bu ya. Ne diyeceğim? Görme engellisiniz. Göremiyorsunuz. Nasıl istersiniz karşıyı? O karşıyı hissedersem onun kişiliğine göre hareket eder bir şey isterdim. Ablam niyet okumacı. Öyle yapardım tabii. Su derdim. Evet. Efendim görme engelli biri olsaydınız karşınızdaki kişiden nasıl su isterdiniz? O kanka konuşmayı su istiyor gibi olmadı. O saksı istiyor gibi oldu amına koyayım. Şunu düzgün yap ya. Peki efendim acıktınız. Nasıl yemek isterdiniz? Gir yuraya gir. O olmadı ya. Efendim görme engellisiniz. Konuşabiliyorsunuz. He, ben yanlış anladım Miranda ya. su. Su isterdim derdim, su ver. Para yok sonra veririm. Görme engelliyim ondan nasıl su isterim? Ağzımla söylerim. Kimse var mı orada derim. Var derse ona göre bir bardak su isterim. Pardon susadım da su verir misiniz? Çantamı işte cebimde para var derim. Yanımdan geçen birisine seslenirim durum falan fistan. Daha suyun var mı su verir misin? Elimle gösteririm şöyle yaparım abi ne yapacağım? Peki tuvaletin geldi. Evet. Tuvaletin geldi nasıl tuvaletine gitmek istediğini istersin? Abi zaten görme engelliyim konuşabiliyorum ki. İşaretle. O eldiven ne hoca? Bu kimle pandomin mi yapıyor? Diğeri sihirbaz mı? Bu cam sanatçısı. Yapmaya çalışırım, göstermeye çalışırım. Nasıl mesela su istediğinizi nasıl gösterirsin? Pardon özür dilerim.
Oğlum açsana gözünü, mal mısın sen? Aç gözünü ya, şurada 2 dakika röportaj yaptırmadın ya. Bu işaretlerle bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Peki acıktınız efendim. Karnınız acıktı, nasıl? Lan çocuk gözünü kapattı, öyle oynuyor. Direkt söylerim onu. Su için neden parmaklarını kullanıyorsa, onun için de istesene adamı. Bir daha söyle. Sen görmeye gitmişsin. Konuşabiliyorsun. Tamam, onu dedim sana zaten. Ellerinle bir şeyler yaparak istedin o zaman. Hareketlerimle. Nasıl göster? Şöyle yaparım. Acıktınız, nasıl su istersin? Yemek istersin. Böyle karnımı şey yaparım. Peki tuvaletiniz geldiğinde ne yaparsınız? Eftali gel sana. Gel tuvaletimi yaptırt. Ağzınızı söyleyebilirsiniz. Sadece görme engelli. Zort oldum şu an. Aa, zort oldu. Zort. Bunlar mı kullanıyormuş bu kelimeyi? Zort oldum şu an diye. Bir tane donate geldi. Onu bir okuyayım. Garip bir donate'di çünkü galiba. Aylin Naz 5 TL göndermiş. Abi mi yayınlar? Yarın mat ve istatistik vizem var. Hasan'dan biraz ders alabilme şansım var mı? Yarın Allah Allah. Matematik ve istatistik vizem var. Hasan'dan ders alma şansım var mı? Kötü geçerse de sana geleceğim artık. Tüm ekibe selamlar demiş. Aleyküm selam. Hasan ama bilmiyorum. Çok bu aralar çok yoğun, bilmiyorum ders verebilecek kapasitesi demiş şu anda kafa olarak. Kegri'nin matematiği iyidir, o versin. Kıskanç Demet. Kıskanma Demet artık matematiğimi. Kıskanç. Hasan. 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 Durdurun şunu oğlum, kazanacak. Durdurun şunu. Hasan gel buraya. Soru çözüyor. Saçmalama. Manyak ya. Bizim tüm hikayemiz ölü. Q-Pace 27. ayıklamış. Çok teşekkür ederim. Master Own 29. ayıklamış. Sağ olsunlar efendim. Görme engellisin zaten. Ona daha ne kadar şey yapacaksın? Elde bastım vardı onu. Bastan ona işaret edecek. Siz görsünüz efendim. Körse nasıl isteyeceğim? Size söyleyeyim, nasıl? El hareket ne istersin ama? Ben adam... Efendim, yaşamak için son 90 saniyeniz kalsa ne yapardın? Ne yapardım? Gezerdim. Valla gezerdim. Karavanı full dolaştırdım ya. Alalım. Yaşamak için son 90 saniyen kaldı ne yapardın? Önce bir sigara yakardım. Sonra da bir bira içerdim. Sonra da beklerdim. Yaşamak için bir sebebimiz yok. 90'dan geriye sayardım abi. Eksim arardım. Yaşamak için son 90 saniyem kalsa ne yapardım? Ben... Çıplak koşardım ya karavanla. Neden ya? Niye çıplak koşuyorsun ya? Fantazi. Öyle bir koşardım, arkadaşların dükkana falan uğrardım. Böyle çıplak bir şekilde mesela çiğ köfte yerdim. O bir fantazim. Güvenirim dayım. Hırsızlık yaparım ben ya. Evet, net hırsızlık yaparım. Evet, o keyfi tatmak isterim. Böyle kuyumcu patlatırdım bir tane. Banka şimdi 90 saniyede soyulmaz. Benim kara listem var. Kara listedeki herkesi 90 saniyede öldürebilir miyim? Öldüremem. 3 tanesi, 4 tanesi giderdi ya. 3-4 kişiyi haklardık herhalde. Ben direkt ölürüm ya. Ben direkt ölürüm. Ya böyle 90 saniyede akım meze ya. Ala ala. Tamam. Son 90 saniyeniz kaldı. Ne yapardınız? Abi çok tehlikeli bir soru ya. Abi giderdim böyle. Güzel bir araba çalardım. Son gaz girerdim bir yere. Aynen. Allah yakın Allah. Arkadaşlarıma şey yapardım ya, yazardım büyük ihtimal. Ben ölüyorum. Lan futbolcu şeye girmiş. Neler yapardın? Olsun yanında çiçiyoruz. Yazsınlar abi. Neydi o? Her canlı ölüme tadacaktır. Kimse büyük değil, büyük Allah'ındır. Bu kadar basit yani. Yükselmeyelim, büyüyelim. Nasıl? Beni rica ederim efendim. Sigara yakarım bir tane. Neyse. 90 saniyem kalsa Allah'a şükür. 90 saniye çok az abi ya. Derim yaşadığıma dua ederim. Başka da bir şeye gerek yok. Son 90 saniyem var amca. Ne yaparsın? Tayyip gitsin. Amcam bir dur bak amcam. Tayyip gitsin, başka hiçbir şey okuramıyorum. Tayyip gitsin, başka hiçbir şey okuramıyorum. Tamam. Kaldı 50 saniyen amca, bakalım. Şimdi ne yapacak, izleyelim mi? Ne yapıyormuş bakalım. Allah korusun, tövbeler olsun. Son 90 saniyemi eşimle ve çocuklarımla mutlu geçirmek isterim. Yaşamak için son 90 saniyeniz kaldı. Onu nasıl değerlendirirdiniz? Erkeklerin genel kültürü biliyorsun. Seks.
Hemen. Koşarak, uçarım. 90 saniyede olmuyor ki işte bizimki. Bizimki biraz uzun sürüyor da o arada ölürüz belki. Ama şey üstünde de ölmek istemiyorum ya. Ondan sonra adımız duyulur. Duruma göre değişiyor. Oğlum bu arada konuşma tarzı ne lan benim? Duruma göre değişiyor. 90 saniye sürmüyor ya. Teşekkür ederim. Karşı tarafın durumuna göre değişiyor baba. Herhalde bütün sureleri okurdum. Yararlı bir şey yapardım herhalde. Yapacak bir şey. Anneyi babayı aramaz mı? Annem baba beni aramıyor ki ben onu arasam. Aramıyorlar mı seni? Aramıyorlar beni. Yok lan nerede? Konya'da yaşıyorlar, beni aramıyorlar. Burada. Niye aramıyorlar ya? Canım sıkıldı bak şimdi ya. O benim de canım sıkıldı ya. 90 saniyem kalsa ölmeden önce. Tabii ailemi ararım abi. 90 saniye kalmış zaten. Bir görüntülü konuşurum. Hakkınızı helal edin derim. Allah'a emanet olun. Yeğenlerime falan bir bakarım. Sevdiklerimi böyle sırayla ararım yani. Annene babana bir şey söylemek ister misin? Çocuk doğurup atmak değil de aile olmak önemli. Ne yapardım? Anneme sarılırdım. Ama... Belet git o kızın önünde sarıl da o kızı orada ağlatın amına koyayım, tamam mı? 90 saniyem kaldı. İlk önce eşimi arardım, ondan sonra çocuğumu bir öperdim, ondan sonra hayata veda ederdim galiba. Bu da duygusal bir şey geldi, cevap geldi size. Hayır. Yaşamak için son 90 saniyen kalsa ne yapardın? İyi çalışırdım, başka bir şey yapamazdım. 90 saniye ne yapardın? 90 saniye. Öleceğim günü beklerdim. Ben 90 sene kalmış abim. Bak için son 90 saniye kalsan nasıl değerlendirir? Hiç bir şey, bir dolaşık gelirim 90 saniyede ya. Ne başka bir şey olmaz. En büyük keyif bu. Asa ışık onunla bir tulumba tatlısı verirsen oradan da onu yeriz. Oh, 90 saniyede onu yetiştiririz, yetmez mi? Karaman Futbol Kulübü'ne giderdim. Bütün yönetime söverdim. Elimi kolumu sallaya sallaya çıkardım. 90 saniyede. Evet. 90 saniye düşünürüm ben. Ha, 90 saniye bu soruyu düşünürüm, yanıtlarım. 90 saniye öyle geçer. Zaten yaşamamışız. Ölmeyi bekliyordum abi, ne yapayım başka da? Eş yediğini getirirsin, knockout. Abi sosu bol olsun. Allah'ınız varsa şunun sosunu bol atın ya. Bak sosu çok güzel yapıyorsunuz. At ya biraz bol sos at ya. Bir ekmeği tam bir ıslatın hocam ya. Lütfen ya. Ekmekte kuru yer kalmasın abi. Allah rızası için ya. Yanlış. Abiciğim. Bir sosu bir bol dök. Bir mayoneze geç üstünden ya. Böyle yapıyorlar. Tık bırakıyorlar. Ya ekmek bir ıslansın ya. Ondan sonra ver Allah'a hesabını. Yaşamak için son 90 saniyeniz kalsa ne yapardınız? Eğlenirdim herhalde. Evet, dans. Maşallah kız. Fena ederdim birkaç herhalde. Ya da sevdiğim birine sevdiğimi söylerdim. Kim mesela? İsim mi vereyim? Yok vermeyeyim. Abi şey var. Dağa çıkıp ateş yakmak var. O neydi efendim? Dağa çıkıp ateş yakmak. Yapardım. Ailemle görüşürdüm herhalde ya. Ya şu dağa çıkıp ateş yakmak şeyi yanında yenge olduğu için böyle konuşmuş bu. Dağa çıkıp ateş yakmak. Bir dakika son 90 saniye oğlum bırak romantizmi ya artık. Allah Allah. Vallahi ne yapardım? Döner ya yarın yönden değer. Yo. Yarın döner bugün döner ya yarın yönden. Yemese daha iyi olur bu arada. Herhalde Allah'a dua ederdim. Fatiha'yı okuyayım o zaman. Tabii. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l dâlin. Amin. Son sırada Allah'a şükretmek için amin. Secdeye kapanırdım abi. Secdeye kapanırdım. Tamam. İksimi yazardım abi vallahi. Çocuklarıma sarılıp öperim. Oyumu kullanmayı da isterdim eğer seçim zamanı. Oğlum halk da siyaset yapmak istiyor bak dikkat ettiysen. Bana denk gelirse de gerçekten kullanıp çekilirim ya. Güzel soru, büyük ihtimalle önce gusül abdesti alırdım hemen hızlıca. Ondan sonra giderim namazımı kılardım ölürdüm. Garanti alalım abi. Ondan sonra öbür dünyada onun acısını da çıkartmasınlar bizden. Mangal yakarım. Sevdiklerimle vakit geçirmeye, hani onlarla olmaya çalışırım. Telefon bakarım. YouTube. Seks yapardım. Oğlum 90 saniye kalsa banka hesap şifrelerimi, kripto, cüzdan şifremi falan filan ben babama atardım. Tamam mı? Arkamdan hani laf olmasın diye. Hızlı bir şekilde. Sonra derim Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize şeklinde. 90 saniye bilgisayar şifremi falan söylerdim. Bir de işte Google arama geçmişini temizlerim. (Gülüyor)
Bir de bir şey daha vardı, ona da bakacaktım. Şu an Mars'ta olsan dünya ile nasıl iletişim kurarsın? Merak ettim ama kafa açar. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara, bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri. Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oraları like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.